Balık avı yasağı kalktı. Balıkçıların yoğun mesaisi başladı biliyorsunuz 1 Eylül itibariyle. Balıkçılık çok yoğun, emek isteyen bir meslek malum tabii ki ve gerçekten de işleri çok zor. Biz de bu zorluğu aslında sizlere ekranlara getirmek istedik, aktarmak istedik canlı yayında. Ve Samet Öztaylan İstanbul Şile'den balıkçılarla birlikte çıktı ve Karadeniz'e açıldı. Oldukça sakin bir denizde bizi bekliyor ve şimdi karşımızda Samet, günaydın. Seni dinliyoruz. Sabahtan bu yana neler yaşadınız balıkçılarla birlikte ve şu anda tabii ağlar doldu mu? Nedir denizdeki durum? Günaydın Nihan Günay. Şu anda küçük teknemizde Şile Limanı'ndan açıldık ve büyük balıkçı teknelerinin olduğu alana geldik. Şansımız var ki şu an atıldı balıkçı ağları ve görüyorsunuz geniş bir çember var. Küçük tekneyle birlikte o ağa gerdiler ve artık beklemeye koyuldu balıkçılar ve yaklaşık bir saat sürecek olan balıkları bekleme anı başladı onlar için. Bugün burada balık denetimi yapılacak, boy ölçümleri yapılacak. 10 gün önce balık av sezonu açılmıştı ve o günden beri denetimlerde sık sık yapılıyordu. Bugün de biz bir denetime şahit olacağız ve o denetimde de balıkların boy ölçümlerine bakılacak. Aynı zamanda uygun mu tutulmaya, tutulabilir balıklar mı, nasıl balıklar olduklarına bakılacak. Aynı zamanda biliyorsunuz palamut çok fazla bekleniyordu. O çıkacak mı? Onu da aslında balıkçılar merakla bekliyor. Çünkü şu an Karadeniz bize bugün iyi davranıyor diyebiliriz. Çünkü çok fazla dalga yok. Sakin, dingin bir Karadeniz var. O yüzden balıkçılar da bugün biraz daha şanslı diyebiliriz. Çünkü çok fazla balık bekleniyor. Birçok balıkçı teknesi var. Biz birine birazdan çıkacağız. Ve ondan sonra da balıkçıların ağ toplamasına şahit olacağız. Şu anda az önce de bahsettiğim gibi Şile'deyiz. Karadeniz'in sakin sularında. Normalde çok fazla sakin göremiyoruz ama bugün bize iyi davrandı ve sakin sularında artık balık bekleme anına şahit olacağız diyelim. Ve görüyorsunuz balıkçılar da sabahın ilk ışıklarından beri, hatta gün doğmadan açıldılar ve artık balıklarını beklemeye başladılar. Çok çok çalışıyorlar tabii ki bunun için ve hani belirli alanlarda balık gördükleri anda da o alanda direkt demirleyip balıklarını bekliyorlar diyelim. Özetleyecek olursak şu anda tekrardan Şile'deyiz. Karadeniz'in sakin sularındayız ve balık beklemeye başladık biz de. Gelişmeler oldukça takip edeceğiz diyelim ve sözü merkeze bırakalım. Samet Öztaylan, çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz sana. Senin de işin zor bugün balıkçılarla birlikte. Kolay gelsin. Şimdi